Bildiğiniz gibi ülkemiz son 20 yıldan beridir son artçı durumlarını bu yıl tamamen gün yüzüne çıkarttı. Ekonomimiz tamamen çöktü. Türk paramız döviz karşısında yerle bir oldu. Ve bu gidiş iyi bir gidiş değildir. Değerli arkadaşlar, Ege sahillerinde Yunan kışkırtmaları, Güneydoğu ve Doğu'da PKK terör örgütünün sabotajları, kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı, ülkemiz tamamen bir kaos içindedir. Değerli arkadaşlar, daha dün kurulan partiler, parti liderleri halkın arasına girmişken ve bu konularla ilgili avaz avaz bağırırken Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal ne yapmaktadır? 2019 yılında kurultayda delegeler kendisine gittiğin yol yol değil, geri dönesen dedikleri halde dümenini tamamen sağa kıvırmıştır. Ve aynı yıl 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu hakkında hadi oradan çıkışıyla gündeme oturmuş ve yandaş medya kanallarında günlerce Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde basın tepinmiştir. Hal böyleyken şimdi Sayın Önder Aksakal'a sormak gerekmez mi? İl başkanın olur cenazesine gitmeyen sen. Yağlı ballı açılışlar olur açılışlara avanelerinle giden sen. Akdeniz sahillerinde içtiğin birasının parasını partiye ödeten sen. İçişleri Bakanlığı'nın sana bahşettiği iki hayalet plakanın birini kendi aracına takıp da gezip dolaşan sen. 2019'da diğer partilerden aday gösterilmeyince o şahısları kendi partine alıp aday gösteren sen. AKP 2015'ten sonra ulusalcı bir çizgiye geldi. Biz de onu destekliyoruz diyen sen. Kim daha çok milletvekili verirse ittifakı onunla kurarız diyen sen. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra ülkemize toprak kazandırmış merhum Bülent Ecevit'in Kıbrıs anmalarında adı okunmazken yerinde oturup kalkmayan İyi Parti yöneticileri gibi orayı terk etmeyen sen, Cumhurbaşkanı'nın özel uçağıyla Ankara'ya dönen sen, sana muhalif olan il başkanlarını olmayacak konularla görevinden alan sen, MDK üyesi Sayın Sefa Aykaç'ı DSP'de neler oluyor yahu dediği için Merkez Disiplin Kurulu'na baskı yapıp kendisini ihraç eden sen, Çanakkale Köprüsü açılışına giderken il ve ilçe başkanlarına haber vermeden orada kurdeleyi kesen sen, Genel Başkan Yardımcın Sayın Handan Toprak ayak oyunlarıyla cezaevine düştüğünde onu savunman gerekirken derhal kendisini görevden alıp onun yerine genel başkan atayan sen, acaba AKP kontenjanlarından nereden aday olurum, nereden bir koltuk kaparım diye Sayın Cumhurbaşkanı'na yalım yalım yalvaran sen, bunları doğruları anlatınca partimden ihraç olan ben. Hadi oradan. Hodri meydan. 12. kurultaya geliyoruz ve genel başkan adayıyım. Basın mensupları huzurunda bu benim üyelik formum. 26 Mayıs'ta beni ihraç ettiniz. Bunu size iadeli, taahhütlü göndereceğim. Üyeliğimi kabul edin. Kurultayda mertçe, yiğitçe çarpışalım. Değerli arkadaşlar, bugün itibariyle Bilecik, Demokratik Sol Parti ilçeleri toplu istifa kararı aldılar. Üyeliklerinin saklı kalması kaydıyla.